Çimli sağa yapacağım. Çimli sağa yapacağım. Elbette. Etrafı tel, hatta küçük küçük tribünler bile yapmak için elimden gelen bütün mücadeleyi vereceğim. Sizlere çünkü bu çamur sahada değil de çimli sahada oynamak yakışır. Bize o sahadan daha iyi başarılar getireceğinize ben inanıyorum. Başarılarınızın devamını diyorum. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Muhtar olayım, olmayayım. Sizi desteklemeye ve size yardımcı olmaya huzurunuza yemin ediyorum. Alamet. İlk istikamı sana veriyorum. Bak. Otursun sen ya. Ayarlamasını sen yapın abi sen. Afiyet olsun gençler. Sayın Muhtar, dün bir futbol turnuvasında kazanılan bir kupa var Ayrınköy Gençliği olarak. Kulüpsüz, arkalarında muhtar desteğinden hiçbir destek olmayan bir gençlik var. Düzenlenen turnuvada Ayrınköy Gençliği bu kupayı aldılar ve bunu muhtarımıza armağan ediyoruz dediler. Dün sahada çamur deryası içinde futbol oynandı. Bu gençler çamur deryasındaki mücadelelerinin başarısı olarak kupayı kazandılar. Sizin bu yöndeki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben bu gençlerin bu çamur içinde bu kupayı alacaklarına inanıyordum. Gerçekten gençlerime güveniyordum. Aydın'ıyla, Sakası'yla, Armutlucumaz'la, Kabakozu'yla, Kışlası'yla hiç ayrım yapmadan biz Aydın Gariyesi'yiz. Aydın dediğin zaman zaten bir kere önce düşünmek lazım. Aydın. Aydın 5 mahalleyi bir araya getirmiş, köy olarak oluşmuş. Bu gençlerin çamur sahada değil de ben buradan yetkililere, başta Sayın Ereğli Kaymakamımıza sesleniyorum. Bu gençlerin inşallah oynamış olduğu futbolu ve sahayı yani sizin aracılığınızla göreceklerdir. Ben inanıyorum ki Sayın Kaymakamımızın, Sayın sporla ilgilenen spor teşkilatlarının bize ilçemizden ve ilimizden, hatta Ankara'dan görenlerin, televizyonunuzda görenlerin bize yardım elini uzatacağına, gençlerimize benim aracılığımla bir futbol sahası, çim saha yapacaklarına inanıyorum ve bu gençlere bunun layık olduğunu ben gerçekten buradan sesleniyorum. Bu gençlerimiz o çamur deryası içinde, mücadele ederek, çamurlara yatarak o futbol maçını oynamışlar. Dostluk, barış içinde oynamışlardı. Aynı zamanda hiç huzursuzluk yapmadan, güçlerini kullanarak, ayaklarını kullanarak, kafalarını kullanarak gerçekten bu kupayı köyümüze, gariyemize hediye etmişlerdir. Ben kendilerini burada kutluyorum. Yalnız gençlerimizin bu çamur deryası sahalardan kurtulmasını istiyorum. Devletimizin bu gençlere elini uzatmasını bekliyorum. Ben kendilerine resmi yerlere gerekli müracaatı yaptım. Ve bundan sonra dünkü kupadan sonra gerçekten daha çok heyecanlandım. Hatta gözlerim yaşarıp ağladığımı burada açıkça ifade ediyorum. Bizim köyümüze her şeyin layık olduğunu kupayla beraber, sahayla beraber yollarımızın yeniden asfaltlanarak, yeniden taşlanarak yapılmasını da ben yetkililerden talep ediyorum. Bu Aydın Köyü'nün adına yakışır bir şekilde hizmetleri başta Ereğli Kaymakamımızdan ve yetkililerden talep ediyorum. Ve bu gençlere yine huzurunuza teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, saygılar sunuyorum hepinize. Sayın Şener Bey, komite başkanı olarak bir futbol turnuvası düzenlediniz ve Aydınköy'ün gençliğini Saka Mahallesi'nde, Kabakoz Mahallesi'ndeki gençliği bir araya getirdiniz ve bir futbol turnuvası düzenlediniz. Kupayı kazandınız. Duygu ve düşüncelerinizi anlatır mısınız bize? Ben şimdi önce konuşmayla başlamak istiyorum. Önce Sayın Aydınköy Muhtarımıza
artı Aydınköy merkez ve mahalle taraftarım olarak, halk olarak kilitlendiğimiz için, bizleri yalnız bırakmadığı için önce onlara teşekkür etmek istiyorum. Artı oyuncularımı da teşekkür etmek istiyorum. Biz bu işe girerken ben önce komiteyi düzenledim. Komite üzerime aldım. Artı ben komiteden sonra artı oyuncularımla kilitlendim. Biz ilk maçtan itibaren ilk galibiyetimiz bizi daha çok güçlendirdi. Çünkü oyuncularımız birinci galibiyet üzerine biz bu işi başaracağız. Biz mahallemizi, köyümüzü bu kupayı getireceğiz dediler ve yaptılar. Ve oyuncularıma teşekkür ederim. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarımla da gurur duyuyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ve artı şunu da söylemek istiyorum. Yani tabii ki sayın muhtarımız da bunu demin söyledi. Ben önce şunu söylemek istiyorum. Bir Öbeler Belediyesi'nde oynanan maçın ve artı o sahada kum dökülseydi, artı o saha bakımı alınsaydı belediye başkanı olarak, bizim sahamız olmadığı için biz kendi sahamızda organize yapamadık. Bakımı alınsaydı bu ortam daha detaylı olurdu. Artı belediye başkanına da şunu söylemek istiyorum. Gençliğini yalnız bıraktılar. Biz yalnız kalmadık. Biz önce kaymakam efendimize şunu söylemek istiyorum. Sağ istiyoruz. Peki, teşekkür ederim. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Olmuyor. Bak babaya arkadaşa geçer. Orada bir tane kaldırdılar. Seni bir röportaj yapayım. Arkadaşlar, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çamur saha değil, çim saha istiyoruz sayın kaymakamımızdan. Gençlerimizi daha iyi yönlendirmesini istiyoruz. Çok tatlıymış bak. Teşekkürler gençlere. Arkadaşlar tekrar bu zaptırı seneye hadi geçelim başlıyoruz. Bir kupa.
Ya diyor adam, tuvalet diyor, şu adam kimi çekiyor? Azıklıcım adam, tuvalet yapıyor. Tuvaletin tabağında karşı çalışmanda gitmiyorsun, duvarla karşı çalışmanda gitmiyorsun, hasına karşı çalışmanda gitmiyorsun. Bunu bildiğin halde, bu çıvanın karşı olduğu harcandığını bildiğin halde evinde o hesabı yaptırıyorsun. Evinde o hesabı yaptırıyorsun yani. Gerek var mı buna? O adam bunu bilemez, çünkü kimse bilemez. O adam, ben Kaka Mahallesi'nde su deposunun temelini atarken, su deposu yapmaya çalışırken, Arnavutcuma'da tuvalet yapmaya çalışırken gelip de kolay gelsin aday olan arkadaşımız. Kolay gelsin, ne yapıyorsun sen burada? Halkın başına gelip de veya bize yanıyor.